savunma sanayinde bir ürüne baktığımız zaman belki binlerce parça var. Belki de arkasında binlerce ufak tedarikçi şirket var ama omuz omuza geldikleri zaman bir ürünü ortaya çıkartıyorlar. Bunlar yerli ve milli özellikleriyle hem bizim açımızdan önemli hem de ihracat açısından farklı farklı kapılar açıyor. İşte o şirketlerden birini tanıyacağız bugün. Öncelikle sizin isminizi ve şirketi öğrenebilir miyim? Neler yapıyorsunuz? Evet, aynı zamanda bu vakti bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İsmim Muhammed Esat, soy ismi Şahin. Konya'da Simya Hidrolik firmasında proje satış mühendisiyim. Bizim firmamızın genel yapısı 98 yılında kurulmuş bir hidrolik güç imalatı yapan bir firma. Şu anda 45 kişiyle hem endüstriyel hem savunma sanayi firmalarına hizmet veren bir firma. Kadromuzun içerisinde yaklaşık 19 mühendis ve geri kalanı idari personel ve teknik arkadaşlarla beraber şu anda Konya'da sanayisinde ve sanayicilerimize hizmet vermekteyiz. Konya zaten savunma sanayinin son dönemde gerçekten parlayan önemli merkezlerinden biri. Tabii diğer illerimizde de çok güzel gelişmeler var. Sonuçta İstanbul ve Ankara'nın dışında da çok çok önemli sanayi merkezi haline savunma sanayi açısından Konya geliyor. Hidrolik sistemler derken savunma sanayinde hidrolik sistemler hangi amaçlı kullanılıyor? Siz genel tabii ki yaptığınız gizlilik anlaşmaları var onları şey yapmadan zor durumda bırakmadan ne tür sistemler nasıl kullanılıyor? Bir kısaca özetler misiniz? Yaptığımız işlerin genel tabiri aslında güç aktarım sistemleri veya gücün ihtiyaç olduğu noktalarda biz devreye giriyoruz. Yani bazı noktalarda insan gücüyle veya elektronik anlamda desteklenemeyen noktalarda bizim hidrolik güç ünitesi veya hidrolik anlamda vermiş olduğumuz proje, makine tesisatı, hidrolik silindirler, özel tasarım ekipmanlar bu noktada biz hizmet veriyoruz aslında. Kısaca anlatmam gerekirse. Bunları tabii ki Konya'dan kendi yerli teknolojinizle, kendi ekibinizle oluşturduğunuz çözümler sunuyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Kendi mühendislik bilgilerimize dayanarak, kendi yapmış olduğumuz makinelerin tecrübelerine dayanarak yapmış olduğumuz sistemler genelde vermiş olduğumuz hizmetler içerisinde. Peki savunma sanayinden elde ettiğiniz tecrübeleri başka alanlara aktarabiliyor musunuz? Otomotiv olsun, iş makineleri veya sanayide farklı alanlara taşıyabiliyor musunuz? Aslında bu savunma ve endüstriyel biraz daha bizim hidrolik tarafımızda ayrılıyor. Endüstriyelin savunmaya katmış olduğu bazı güzellikler oluyor ama savunmanın endüstriyele kattığı dengesiz bilgiler oluyor aslında. O şekilde söyleyebilirim. Katmıyor değil, katıyor. Ama bu iki farklı sektör olduğu için oradaki bilgileri burada harmanlayarak, oradaki bilgileri de buraya harmanlayarak tabii ki bir yol alıyoruz biz de. Sonuçta bir tecrübe bazı işlerin daha hızlı yapılmasına muhakkak katkı sağlıyordur. Evet. Sahaya üye misiniz? Yıllardır saha üyesiyiz. Biz aynı zamanda Konya Sanayi Odası'nın öncülüğünde Konya'da kurulmuş BÜSAT kümelenmesinin, bütünsel güvenlik, sağlık ve teknoloji kümelenmesinin de üyesiyiz. Konya'da bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün tabii makine kimya ve sahanın beraber organizasyonunda neler gördünüz bu toplantıda? Yeni temaslar oldu mu? Size yeni bir yol aşaması, bir ilerleme sundu mu? Umudumuz o yönde. Sizin de konuşmanın başında bahsettiğiniz gibi yani omuz omuza ilerlemek gerekiyor bu noktada. Türkiye'mizin hem savunma sanayinde hem endüstrisinde omuz omuza ilerleyerek katma değer oluşturmak herkesin aslında başlıca görevlerinden bir tanesi. Bizim burada bulunma amacımız da o. Yani makine kimyayla tanışıyoruz, tanıştığımız zaman bu neden katma değere veya neden bir projeye dönüşmesin amacımız o yöndeydi. Bu toplantının güzel ve katkılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar firmanın ve bu kadar savunma sanayi firmasının bir araya gelip her zaman görüşme fırsatı olmadığı için buradaki diyaloglar önemliydi. Görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bir netice alacağız. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Yeni ürünler, yeni teknolojileri, savunma sanayi ve sonrasında da farklı farklı alanlarda sizlerden bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah.